Herkese merhabalar. Sol TV'de bugün Sol Genç üyesi iki arkadaşımız Kemal ve Sarya var. İkiniz de tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk olarak isterseniz Sol Genç'ten yayınlanan gençlik raporuyla başlayalım. Gençliğin durumunu, kuşak meselelerini, ekonomik ve eğitim durumlarıyla alakalı ciddi bir araştırma oldu. İsterseniz söze ilk olarak oradan başlayalım. Gençlik raporu bugün bize ne anlatıyor gençlik için? Tekrar merhabalar öncelikle. Evet, yani geçtiğimiz haftalarda kapsamlı bir gençlik raporu yayınlandı Sol Genç tarafından. Hani bu biraz da işte gençlik üzerine, gençliğin durumu, hali, şu anki Türkiye koşullarındaki mevcut durum üzerine yapılan çalışmaların bir derlemesi aslında. Ama tabii sadece bu da değil. Çünkü zaten rapora da baktığımızda gerçekten oldukça karanlık bir tablo görmek mümkün. Tabii bu tüm Türkiye koşullarındaki tüm toplum için aslında bir karanlık tablo var ama özellikle kendi yaşamlarını daha kuramamış, daha kendi ayakları üzerinde basılmış gençlerin bu durumdan, bu karanlık tablo içerisinde çok daha ciddi bir şekilde etkilendiğini gözler önüne seriyor. Ama tabii bu raporun tek amacı bu karanlık tabloyu analitik şekilde incelemek ve hani bunun verilerini, sayısal verilerini önümüze koyup geçiştirmek değildi. Bunda aslında bir yandan karanlık tablonun içinden çıkarılacak umudu ya da gençliğin yaratabileceği, yarattığı ya da yaratmak zorunda olduğu potansiyelleri de göz önüne alan ve gençliği bütünlüklü bir direnişe çağıran bir rapor olarak çıktı karşımıza. Şimdi hani bu rapor içinde belli başlı önemli başlıklara belki değinebiliriz şimdi ilk giriş olarak. Daha sonra işte bu rapordan çıkan sonuçların ve önümüze koyduğumuz yol haritasını da belki sonrasında bahsedebiliriz. Tabii bu rapor yayınlandığında içinde bulunduğumuz salgın koşulları üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmişti. Zaten var olan bir siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz mevcuttu Türkiye genelinde yıllardır süregelen. Ama bu salgınla birlikte çok daha görünür ve yaşamsal hale gelen bir tablo söz konusu. Bu işte içinde debelendiğimiz işsizlik, geleceksizlik, güvencesizlik koşulları, üniversitelere yapılan saldırılar, eğitim alanındaki sorunlar, liseli arkadaşlarımızın yaşadığı eğitim sorunları vesaire süreç içerisinde, bu bir yıl aşkın süreç içerisinde çok daha çekinmez bir hal aldı. Çok daha derinleşti, baskılar arttı. Ve bugün aslında anlamlı bir hayat yaşayabildiğimizi düşünmüyoruz. Ne bugünümüzü ne de geleceğimize dair ciddi oranda bir belirsizlik mevcut. Ve hani bu özellikle çoğumuzu hem psikolojik sorunlardan tut, hem ekonomik hem toplumsal açıdan bizi çok etkiliyor biz gençleri. Tabii bunun ana nedenleri Türkiye'nin içinde bulunduğu koşul. Artık iyice üretemez ve tamamen dışa bağımlı hale gelen bir ekonomik tablo mevcut ve bu durumda yaratılamayan istihdam ve bugün cumhuriyet rekorlarını kıran bir gençlik içinde işsizlik mevcut. Bunun dışında yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, üniversiteden mezun olduğumuzda birçok borç içinde hayata atılmaya başladığımız ve daha sonrasında yine kendi mesleğimizde iş bulamamamız vesaire gerçekten hayatlarımızı çok sıkıntılı bir duruma sokuyor. Tabii bunun dışında güvencesiz çalışma koşulları vesaireyle de hani bir iş bulabilsek bile gerçekten hayatımızı devam ettirebilecek, rahat bir şekilde devam ettirebilecek koşullara erişemiyoruz. Yine son aylarda da aslında gündemde olan üniversitelere yapılan saldırılar da bir yandan hani işsizlikle, geleceksizlikle boğuşurken kendi yaşam alanlarımıza, kendi okuduğumuz üniversitelerde eğitime dair de sıkıntılar ve artan baskılar devam ediyor. Sözü de Sarı'ya verelim. Onun konuyla alakalı, raporla alakalı görüşlerini alalım. Yani bizim paylaşmış olduğumuz gençlik raporu aslında dışarıdan bakınca işte gençliğin mevcut durumunu sunan ve işte birazcık karamsar olarak görünen bir tabloyu gözler önüne sermiş oluyor. Ama aslında bir yandan bize şunu da söylemiş oluyor. Gençler böyle bir düzen içinde kendine bir yaşam kurmaya çalışıyor. Bu koşullar altında işsizlik, geleceksizlik, umutsuzluk, üniversitelerin sürekli baskılandığı bir ortamda kendimize bir gelecek kurmaya çalıştığımız ve yaşamaya çalıştığımız bir haldeyiz. Ve bu
bu kuşak tartışmaları içine sıkışan bir haldeyiz. İşte kuşak tartışmaları üzerinden işte gençlerin bireycilikle suçlandığı, işte sürekli suçlu hissettirildiği, sürekli üniversitelerde, iş hayatında sürekli bir rekabet içine sokulduğu, sürekli bir şeylerle yarışması gerektiği bir haldeyiz aslında. Ama bizim sunduğumuz rapor bence aslında gerçek suçlunun biz olmadığımızı daha çok gözler önüne sermiş oluyor. Bu sistem içerisinde bireycileşen, işte yalnızlaşan gençlerin aslında bir şeyi işaret ettiğini, örgütlenmeyi, birlikte hareket etmeyi ve mücadele etmeyi gerektiren bir noktayı işaret ediyor bence. Çünkü bir gerici saldırı içerisindeyiz. Aynı zamanda işte neoliberalizmin küresi olarak çok saldırganlaştığı, salgın döneminde her şeyin daha da aşikar olduğu, eğitimin niteliksizleştiği bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemdeyken aslında örgütlenmekten ve bir biçimde beraber hareket etmekten başka bir çare olmadığını görüyoruz. Bunu en son işte Boğaziçi direnişiyle birlikte de birazcık daha somut olarak görmüş olduk. Aslında gençlik içinde biriken öfkenin, bu değişim isteğinin nasıl yansıdığını da görmüş olduk. Yani onların bize sunduğu geleceksizlik, umutsuzluk, işsizlikken bizim başka bir dünya tahayyülümüz var ve bu raporda aslında bunlar var ama biz bunu değiştireceğiz. Biz başka bir dünya için mücadele edeceğiz gibi bir şeye tekabül ediyor bizim için. Evet, Sarıyan'ın bıraktığın yerden devam edebilirim belki. Yani raporda başka önemli noktalardan biri de aslında gençlikte genel eğilimin böyle yurt dışına kaçma ya da böyle bu sorunları karşısında bir içine kapanma ve yalnız kalmaya çalışma, bu sorunlardan kaçmak için yalnızlaşmaya gibi bir eğilim olduğunu da görüyoruz. Tabii bunu çözüm olarak görmüyoruz tabii. Çünkü hem bir yandan bu kadar büyük baskı altında ve bu kadar büyük sorunların içerisinden ne tek başımıza çıkabiliriz ne de bu ülkeden kaçarak kurtulabiliriz. Çünkü bu sorunlar küresel bir sorun aslında. Tüm dünyada var olan gençlerin üstüne çöken sorunlar. Bir yandan tabii bunun gerçekliği de herkesin eşit düzeyde değil. Herkes de bu ülkeden kaçabilecek imkanlara sahip değil. Bu yüzden tabii bunun çözümünü bu ülkeden kaçmak ya da kendi kabuğumuza çekilmek olarak görmüyoruz. Yani çünkü diğer bir yandan hani bu baskılar bitmiyor da işte tüm Türkiye'de yapılan işte son dönemde karşılaştığımız alkol satışının yasaklanmasından başlayıp hem tüm Türkiye'ye yayılan yetmedi işte bir nebze olsun nefes alabildiğimiz üniversite kampüslerimize yapılan baskılar o da yetmedi artık kendi evlerimizde kimle kaldığımıza dair karışan bir iktidar mevcut. Kaçmak bir çözüm değil o yüzden. Ve biz bu düzeni aslında solun değerleriyle, sol bir politika etrafında dayanışmayla, birlikte üretmeyle, birlikte düşünmeyle, birlikte çözüm bulmayla bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu yaparken de gerçekten somut taleplerle belli başlı alanlar yaratarak bu hayat bizim, bu ülke bizim ve biz değiştireceğiz sözünü söylüyoruz ve tüm gençleri de bu söz etrafında aslında bir direnişe çağırıyoruz. Peki tam aslında ikinizin de söylediği şeylerin yani evet sorunların neler olduğundan çok iyi bahsettiniz. Neyin değişmesi gerektiğinden de çok iyi bahsettiniz. Peki nasıl değişecek konusuna biraz daha somuta geldiğimiz zaman isterseniz önce Sol Genç yeni bir gençlik örgütü aslında baktığımız zaman peki Sol Genç bütün bu sorunlara ilişkin olarak, kendi de zaten gösterdiği sorunlara ilişkin olarak nasıl bir mücadele biçimi hedefliyor, neyi değiştirebileceğini düşünüyor? Bir genel olarak da aslında neler yapabiliriz'i sormak istiyorum. Yapabilirsiniz'i. Ya ben birazcık bir şeyler söylemiş olayım buna dair. Sol Genç aslında yeni kurulan bir örgüt ve kuruluş aşaması da işte Boğaziçi direnişiyle aynı zamanlara denk geldi ve hala aslında kuruluş aşamasında olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve aslında bu işaret ettiğimiz sorunlara dair bir şey işaret etmeye çalışıyoruz. Bu işaret ettiğimiz yer de aslında Türkiye'deki bütün gençlere açık bir çağrı niteliğinde. Gelin beraber değiştirelim. Gelin beraber bir şey yapalım çaresi niteliğinde. Yani şu an yaşadığımız sorunlar birçok şeyi içinde barındırıyor. İşte özellikle demokratik üniversite mücadelesi bir yanda çok büyük bir önem taşıyor. Bunun yanında gençsizlik işte tarihin belki de en yüksek sayılarına geldi.
işte her gün bir arkadaşımızı umutsuzluk sarmalı içinde yitirdiğimiz, arkadaşlarımızın intihara sürüklendiği, herkesin çok umutsuz hissettiği bir dönemdeyken biz şunun bilincinde olarak yola çıktık aslında. Bizim bir arada durmaktan ve birlikte mücadele etmekten başka bir çaremizin olmadığı bir dönemdeyiz ve AKP aslında şu an en çok baskılarını üniversitelerde bir biçimde arttırması, işte bir yandan İstanbul Sözleşmesi'ni sürekli olarak hedef alması aslında bu direnme odaklarını sürekli olarak hedef göstermesinin bir sonucu. Yani tarihin her döneminde iktidarlar her zaman ilk başta işte gençliği, üniversiteleri hedef aldı ama buna karşı şunu da biliyoruz ki tarihin her döneminde en güçlü direnişi gösteren, en güçlü iradeyi gösteren de hep gençler oldu. Ve yani son dönemlerde dönen tartışmalar da vardı. İşte bu kuşak tartışmaları içine sıkışmış tartışmalar yine. İşte gençliğin eskisi kadar hareketli olmadığına dair, işte eskisi gibi bir mücadele hali olmadığına dair. Aslında yaşadığımız bu son süreç bunu da boşa çıkartmış oldu. Yani bu kuşak artık AKP iktidarından da bu biçimde yaşamaktan da sıkıldı. Sıkıldık. Geleceksizlikle, işsizlikle, umutsuzlukla, üniversitelerdeki sürekli gerici saldırılarla, yaşadığımız mahallede sürekli sıkıntılarla boğuşmaktan artık tükendiğimiz bir noktadayız ve şeyi tahayyül edebiliyoruz yani. Geçmişin geleceğe bir çağrısı var. Üniversiteler bizim, sokaklar bizim, caddeler bizim. Ve bu çağrıyı yükselterek birlikte yeni bir şey inşa etmek, yeni bir şey kurma tahayyülüyle aslında biz yola çıkmış olduk. Ve bu çağrıyı bütün arkadaşlarımıza yapıyoruz aslında. Her yerdeki, mahallelerdeki, üniversitelerdeki, liselerdeki tüm arkadaşlarımıza bu çağrıyı yapıyoruz. Şunu görüyoruz yani AKP iktidarının saldırıları bu kadar artarken, bu kadar artık toplumun her kesimini doğrudan hedef aldığı bir noktadayken aslında kendisinin de tükendiği, kendisinin de artık ne yapacağını bilemediği ve saldırganlaştığı bir noktada. Ve biz şu an işte gençlik genel olarak bir direnme eğilimi göstermeye devam ediyor. İşte Boğaziçi'nde bu direnişi görüyoruz. ODTÜ'de aynı zamanda görüyoruz. İşte Yıldız Teknik'te gerici hocalara bu direnişi sergiliyoruz. Aslında gençliğin bu öfkesinin gittikçe büyüdüğünü görüyoruz. Ve onlar da bundan korkuyorlar aslında. Sol Genç de buna bir zemin yaratmayı işaret ediyor aslında. Burada örgütlenme çağrısıyla bu korku iktidarını yıkabilme ve başka bir dünya tahayyülünü kurabilmeyi işaret ediyor bize. Biz de aslında bu şiarlarla yola çıkmış olduk. Yani kuruluşumuzun pandemiyle denkleşmesi, böyle bir süreçte olmamızın tabii ki eksi yanları var. Ama bir yandan işaret ettiği sorunlar açısından da o sorunları daha yakıcı hale getirdiği bir hal de var. O yüzden bunları görüyor olmak ve bu öfkeyi biriktiriyor olmak da önemli bir yandan. Yani işaret ettiğimiz örgütlenme çağrısıyla bir şeyleri değiştirebileceğimize ve birlikte mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Peki. Kemal, senin var mı bu konuda söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler? Saryan'ın da bahsettiği gibi üniversitelere yapılan saldırıların da iyice arttığı bir dönemde Sol Genç kuruldu. Tabii bunun öncesinde hani bir yıldır süren bir pandemi de var ve bu ortam, politik ortam aslında sorunların da yani çok daha görünür ve net bir şekilde gözüktüğü bir tablo yarattı ve aslında o yüzden şimdi yani asıl anlamlı olan şey bu toplumsal olanın yeniden kurmanın yollarını araştırmak ve ama bunu yaparken de gerçek sorunlarla yüzleşmek. Yani bu kadar belirginleşen ve bu kadar göz önüne serilen sorunlar üzerinde kavga etmek, onlarla yüzleşmek ve bunları bir çözüm üretme arayışında olmak olabilir. Çünkü yani gerçek bir değişim aslında bu sorunlara dair kolektif bir çözümün ve hani dayanışma üzerinden temellenen çözümlerin yarattığı bir şekilde gerçekleşebilir. Tabii bir yandan çok tartışıldığımız işte uzun bir süredir solun, muhalefetin aslında gençliği, memleketi tam anlamıyla kapsayamadığı, onlara tam anlamıyla dokunamadığı ve yaratılan potansiyelleri daha ileriye taşıyamadığı bir mevcut hal de var. O yüzden aslında tüm bu potansiyeller ve gençlik içerisinde çıkan işte muhalif hareketler ve hani belli başlı sorunlara dair gençliğin kendi yarattığı bir takım çözümler ışığında aslında bu direnişi bir ileri noktaya taşıyacak ve bunun daha sistemli, daha bütünlüklü bir program içinde çok daha geniş çaplı
bir perspektiften ele alabilecek bir örgütlenme ve birlikte mücadele etme çağrısı aslında Solgenç'in söylediği şey. O yüzden tüm gençleri birlikte mücadele etmeye ve bir siyaset içerisinde gençlerin yani siyasi özne olduğu ve artık hiçbir yaşlı siyasetçinin aslında sadece yüzeysel olarak ele aldığı ve işte seçim dönemlerinde sadece akıllarına geldikleri gençliğe dair bir şey gerçek somut bir çözüm üretemeyeceğinin bilincinde olarak tüm bunları değiştirecek öznenin aslında gençler olduğunu ve bunu birlikte başarabileceğimizi, birlikte değiştirebileceğimizi söylemek. Peki o zaman bugüne gelelim isterseniz. Malum kapanmanın ilk gündeyiz. Yarın 1 Mayıs, pandemide geçen ikinci 1 Mayıs. Peki bu sürece giderken gençlik hareketinin hem aslında 1 Mayıs'la alakalı fikirleri, 1 Mayıs'la alakalı ilgisi hem de malum bu kapanma dönemi yeniden pandeminin aslında sert şekilde geçtiği bir dönemdeyiz. Aynı zamanda devlet desteğinin hiç olmadığı tersinden işte bahsettiğiniz alkol yasağı gibi ciddi özgürlüklere dair kısıtlamaların da olduğu bir dönemdeyiz. Bugüne ilişkin neler söylemek istersiniz diye ben sözü yine ortaya atayım. Evet, aslında 1 Mayıs'a girmeden önce, 1 Mayıs sürecine girmeden önce geçtiğimiz günlerde bir gençlik forumu da almıştık ve aslında gençlerin sorunlarını öne alan ve somut taleplerini öne çıkaracak bir söylemle 1 Mayıs'a girme ihtiyacı hissetmiştik. Tabii talepler açık ve net. İşte liseli arkadaşlarımızdan, üniversitedeki arkadaşlarımızın sorunlarına ve geleceksizlik, işsizlik sarmalı etrafında boğuşan arkadaşlarımızın taleplerini öne çıkaran bir 1 Mayıs söylemi geliştirmeye çalıştık. Tabii bir yandan tüm bu kötü tablo bittikçe de artıyor. Bu tam kapanmayla birlikte aslında halka, tüm topluma ne yaparsanız yapın ve isterseniz aç kalın denen bir süreç yaşanacak gibi önümüzdeki 3 hafta boyunca. Tabii bir yandan eğitim sorunları da oldukça sıkıntılı. Tamam, burada Sare istersen sana söz verelim. Yani bu sene ikinci kez aslında Kemal'in de dediği gibi pandemi sürecinde giriyoruz 1 Mayıs'a. Ama bu yaşadığımız 1,5 senelik süreçte aslında toplumsal olarak da birçok şey yaşamış olduk. Geçtiğimiz aylarda işte Lebalep kongrelerin yapıldığına, işte yüzlerce kişilik cami açılışların yapıldığına şahit olduk. Ve aslında doğrudan AKP'nin halk sağlığını tehlikeye attı. Bunun yanı sıra halka hiçbir destek sunmadığı, iş yerlerini kapattığı ama buna dair hiçbir alternatif sunamadığı o insanları aslında açlıkla ve yoksullukla baş başa bıraktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu anda da 1 Mayıs'ı yasaklayanlar bundan çok kısa bir süre önce binlerce kişiyle kapalı alanlarda kongre yapıyorlardı aslında. 1 Mayıs'ın yasaklanması sadece pandemiyle alakalı bir durum değil, doğrudan siyasal bir durum. Siyasal bir durumun hedef alınması. Bunun da farkındayız. Yani bu süreçte şunu da kuracağız, bunu da yapacağız aslında. Bulunduğumuz her alanı, bulunduğumuz her yeri bir 1 Mayıs alanına çevirmek gerekiyor. Çünkü aslında artık bizim doğrudan tüm kazanımlarımızın hedef alındığı, tüm hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir noktadayız ve şu an sunulan çözümler gerçekçi çözümler değil. Yani tam kapanma deniyor ama çalışan herkes bu kapanmadan muaf ve herkes sokakta şu an, herkes işe gidiyor. Yani sadece işsizlerin aslında eve tıkıldığı, işsizlerin işsizliğe mahkum edildiği, onlara bir seçenek sunulmadığı, onun dışında esnafların eve kapatıldığı ama başka sektörlerde çalışan herkesin işe gitmeye devam ettiği, toplu taşıma kullanmaya devam ettiği, aslında adının sadece tam kapanma olduğu bir durumdayız şu anda ve AKP buna dair halka hiçbir seçenek sunmuyor. Bunun yanı sıra işte direnmek isteyen işçilere, gençlere, kadınlara her alanda saldırıyor. Onları bastırmaya çalışıyor. Ama biz bunun doğrudan siyasal bir şey olduğunu biliyoruz ve aslında bu hafta içinde de ve yarın da bulunduğumuz her alan bizim için bir 1 Mayıs alanı. Bu sene daha somut bir şekilde görüyoruz ki 1 Mayıs toplumun her kesimi için mücadele ve dayanışma günü ve bugünlerde bunun yakıcılığını her şeyden daha fazla hissediyoruz. Bir arada mücadele etmenin, dayanışmanın önemini daha fazla fark ediyoruz. O yüzden daha yakıcı bir sorun bizim için. Yani yarın da bundan sonraki yaşayacağımız süreçte de aslında bu gündemler çok acil bir şekilde önümüzde duruyor. Yani yaygın test, herkese aşı, herkese ekonomik destek gibi talepler
şu an yakıcılığını koruyor ve bunları da talep etmeye devam edeceğiz ve pandemi kisvesi altında hak ve özgürlüklerimize olan saldırıları da tabii ki kabul etmeyeceğiz. Bunlara karşı olan mücadeleye de devam edeceğiz diyeyim ben. Teşekkürler Sare. İkinizin de ağzına sağlık aslında. Eğer eklemek istediğiniz genel olarak başka bir şey yoksa burada bitirelim. Evet, 1 Mayıs'a giderken tüm emekçi kesime de Sol Genç'ten selam söylüyoruz. İkinizin de ağzına sağlık ve Sol Genç'e de bu 1 Mayıs'ta da genel olarak mücadelesinin devamında da başarılar diyelim.